الآن نذهب لمتابعة المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية العراق وتركيا في العاصمة العراقية بغداد. إدارة هذه المسألة. ortak bir çalışmamız gerekiyor bu konuyla ilgili bu konseyin sürekli çalışması sürekli bir araya gelmeleri çok önemlidir. في اجتماعنا مع معالي الأخ الوزير تطرقنا إلى أيضا مسألة النفط وتصدير النفط من خلال الأنبوب أنبوب المتواصل مع آبار النفط في كردستان العراق إلى جيهان. Aynı şekilde petrolle ilgili bu konulara değindik. Bir boru hattının Irak'tan, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçmesine değindik. ونتمنى أن نصل إلى حل لهذه المشكلة. Bu sorunlarla ilgili bir çözümlere ulaşmamızı ümit ediyoruz. طبعا الوضع الأمني والوضع العسكري كان جزءا من المباحثات المهمة بين الطرفين. Askeri ve güvenlik konular da yine ele alınıp masada yatırılan konulardan birisiydi. نحن ملتزمين بالدستور العراقي وتطبيق الدستور العراقي والإيمان بالدستور العراقي. Irak anayasasına bağlı olduğumuzu açık bir şekilde açıkladık. حيث لا يسمح لأي طرف أو لأي حزب أو لأي منظمة أن تستفاد أو تستعمل الأراضي العراقية للهجوم على أراضي الجيران. komşu ülkelere anayasamızdan başlayarak herhangi bir komşu ülkelere herhangi bir terör örgütünün yeri olmadığını ve Irak hiçbir zaman herhangi bir terör örgütü veya herhangi bir terörle ilgili bu konulara hiçbir şekilde anayasa olarak kabul etmemektedir. ومن هنا تطرقنا الى هذه المسائل المسائل العسكريه ومسائل ايضا التواجد العسكري التركي في العراق. askeri Türk askerlerinin de yine Irak'ta bulunduklarını da yine ele almıştık. Nokta ohra tem tetarruk ileyha ve munakashatiha tetallak bi el gamarak ve keyfiyet idaret el gamarak beyne tarafeyn. Yine bir konu daha ele almıştıklar. O da gümrük konusuyla ilgili yine buna değinmiştik. Simat el duhul beyne el beledeyn كان محورا من محاور النقاش والحوار. yine bir başlık konularımızdan birisi vize konusudur. İki ülkelerin arasındaki vize meselelerine değinmiştik. كيفية تسهيل سمات الدخول بالنسبة للعراقيين إلى تركيا حيث هناك حوالي 700 ألف عراقي يعيشون في تركيا. 700 bine aşkın bir Irak vatandaşlarının Türkiye'de olduklarını açıkladık ve bunların sorunların giderilmesi için yine toplantıda bu konulara değindik. والاستثمارات العراقية قوية في تركيا وخاصة في مجال العقارات. Alım varım işleriyle ilgili ilgilenenler Iraklılar ve Türkiye'de bulunanlarla ilgili bunları yine değindik. وكذلك تواجد الشركات التركية و...